E30'a biner, yan yan gider, aleme düşer. Seyfi açar, son ses ayar, cana ineriz. Ay maşallah! Plakaları da söktürmüş adam. Ulan bu adam harbi kaçakçı gibi ya. Arkadaşlar en son hatırlarsanız Oğuzhan da E30'un şarkısını söylüyordu. Ama garibim E36 kullanırken E30'un şarkısını söylüyordu. Ben de Oğuzhan'a kıyamadım. Yeni bir yıkamacı da açmış. Dedim gideyim kardeşime şu arabayı vereyim dedim. Birazcık da Oğuzhan kullansın dedim. Gözü BMW görsün. Hem de arabayı gitmişken yıkatmış oluruz arkadaşlar. Oğuzhan'ın yıkamacısına hayırlı olsuna gidelim şöyle yavaştan. Görüyorsunuz beyaz meleğimizle birlikte. Oturmaya mı geldik ayol? Gazla gazla. Vututututu pat 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 pat. Ay maşallah iyi gidiyor ha. İyi kaçıyor kardeşim bu. Hem yan makinesi hem saplamacı arabası kardeşim. İkisi de var. Kardeşim yanlamaya çok hazır bir araba ya. Şuna bak ya. Böyle gidiş mi olur ya? Şöyle boş gişelerden dalalım kardeşim. Ben en son gişelerden geçme özürlülüğü yapmaya başlamıştım arkadaşlar. Arkadaşlar Allah'tan o sıkıntıyı bıraktım. Bir ara gişeden geçerken takılır hale gelmiştim. Arabayı bıraksam kopup gidecek. Bu ne biçim araba lan? Uçuyor la bu. Silodut uçuyor la. Lan iyi kaçıyor. Şimdi vitese taktık. 200'de gidiyor. Anam 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 anam. İşte bu. Ben derim gişelerden geçiyor artık. 240'la arkadaşlar yapıştırdık gidiyoruz yine. Akıyor mübarek ya. Araba yağ gibi. Yağ gibi ya. Ya 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 durmuyor da la. İyi yavaşladı ha. Bu ıkınarak durdurma sistemi arkadaşlar. Ne ABS ne ESP hiçbiri değil. Ikına ıkına durduruyoruz tamamen. E tabii ki teknolojimiz bir fret çakmaktaş kadar gelişmedi. Fret çakmaktaş biliyorsunuz ki ayağını çıkartıyordu. Ayaklarıyla yavaşlatıyordu. Benim anlamadığım şey Oğuzhan yıkamacı niye koca elini açıyor kardeşim? Daha uzağa açsaydı en azından biraz daha gezmiş olurduk. Sanırım arabayı bir tek yıkatmak yetmeyecek arkadaşlar. Bir de bakım onarıma da sokmamız gerekecek gibi gözüküyor. Çıtır hasarlı hafif taklalı E30'umuzla Selçuk abiden dayak yiyeceğiz galiba. Ulan yolu kaçırdık, bir saniye dön şuradan ya. Selçuk abinin Ankaralı BMW'si İstanbul görünce olur gibi arkadaşlar. Naneyi yedi araba 2 dakikada. Şoför kaynaklı değil bence, İstanbul'un trafiği sıkıntı, trafiği. Başımıza ne geliyorsa İstanbul trafiğinden geliyor kardeşim. Bakın burası hayvan köprüsü arkadaşlar. Buradan böyle hop hayvanlar geçiyor. Bunu da ben daha yeni öğrendim. Geçen gün babamlarla onu konuşuyorduk. Dedim ya ne bu ekolojik köprü? Hayvanların karşıdan karşıya geçebilmesi için bir geçitmiş aslında. Ama olsun, ben bir hayvan olsam yine yoldan geçmeye çalışırdım. Daha zevkli değil mi ya? Böyle arabalar falan geliyor, sen böyle atlıyorsun aralarından vıy diye kaçmaya çalışıyorsun. Oradan geliyorum vıy buraya kaçıyorum falan. Bence daha zevkli olurdu yani köprüden geçmekten. Uf, adam resmen bana makas arası açtı kardeşim, görüyorsun değil mi? Lan oyunumun yapay zekası bile bugün bana dost oldu kardeşim ya. Slalom yapayım diye ara açıyorlar bak, helal olsun be. Neyse şu arabada son kez hayat mix'imizi de dinleyelim. Öyle inelim bari arabayı. Hayat mix dinlemeden bırakmayız biz. Taktım vitesi 5'e taktım, aklımı size taktım. Ulan geliyorum lan. 230 240 250. Lan 250'ye çıkamadık. Araba 5. vites 246 son arkadaşlar. Allah'ım 246 ile viraja girmeye çalışıyorum. Lan 4 ayak üstüne düştü yine. Lan kedi gibi arabasın maşallah. Stop da etmedik ha, ona göre ha. 220 daha iyi. Allah, burası kapalı. Oğlum niye söylemiyorsunuz bana burası kapalı diye kardeşim ya. Geldik boş kişiye kafa attık ya. Bu nedir ya? Selçuk abi bizi deşecek en sonunda ya. Harbi diyorum, adam beyaz mafya kardeşim ama bizim yüzümüzden zarara girecek. Adamın arabasının hayatını karartmışız. Araba beyaz olsa ne olur? Kocaeli il sınırları içerisindeyiz artık. Yani bir arabayı yıkatmak için gidilir miydi diyeceğim de. Biz arabayı yıkatmak bahane, Oğuzhan şahane diye gidiyoruz arkadaşlar. Oğuzhan şahane de nasıl olduysa program ismi gibi. Evim şahane. Lan böyle bir dalalım oraya. El freni çekeyim mi virajda? Bak bak bak. El frenini arabaya değil hayatımıza çektik galiba. Bu nedir böyle ya? Kardeşim hadi bas biraz. Ben sağdan çıkacağım ya. Allah Allah ya. Ha, fren yapıyor. Frene bas demedik kardeşim. Gaza bas gaza. Allah'ım. Sizi ehliyet veren taksi durağını tüküreyim ya. Bunlar ehliyeti taksi durağından almışlar kardeşim. Yolcu almaya çalışıyorlar otobanda resmen frene basıp durup ya. Ulan araba harbi diyorum uçak gibi ya. Oo, yolda durmayın. Ben buradan frene basıp taklatsam oradan karşıya geçer miydim acaba? Lan bu arabayı biz zor zapt ediyoruz bakalım. Oğuzhan'a verince Oğuzhan ne yapacak bununla beraber? Şurada bir daha yanlamaya çalışalım ama el freni çekmeyeceğim arkadaşlar. El freni çekince bir şeyler oluyor. Bismillah. Nasıl kökte? Biz yanlayalım deyince araba yan yatıp uyumaya çalışıyor. O yüzden vazgeçtim. Ben daha yanlamıyorum bundan. Ulan uykusuz da bırakmadık ki arabayı. Bir gece kapıda dinlendirdik. Ona rağmen böyle yapıyor terbiyesiz ya. Bak bu sesler çok güzel ya. Dır 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 dır. Işığından ne hayır gördüm ki, etmesin üstüme gölge gölge. Hayat mix farkıyla Oğuzhan'ın yıkamacının oraya da geldik.
yıkamacıya gidiyorduk biz. Ne, niye iki kişiden geçiyoruz lan? Burası ne böyle? Alır mısınız efendim beni? Sağ olun efendim. Ben yıkamacıya geldim. Oğuzhan Kaplan'a. Evet abi. Ha bu yeni açılan yıkamacı mı? Ha, aynen abi, aynen oraya. Burası bayağı herhal gelişmiş bir sanayi sitesine benziyor arkadaşlar ya. Lan ne yaptın çırak? Temizledin mi arabayı? Vallahi usta halletme. Ulan bu ne lan böyle kardeşim? Oy E30 geldi. Çırak çık ezileceksin oğlum ya. Ulan gel lan, işler bugün bayağı iyi ya. BMW'ler falan geliyor güzel. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kerem sen misin lan? He lan baktım. Lan nereden geldin lan sen? Yıkamacı açmışsın. Az önce gelirken de bağırdığını duydum. Eliniz boş gelmeyin falan. Ben de dedim E30'u alayım getireyim sana. En son E36'da E30 şarkısı söylüyordun. Yani biliyorsun yani. Elin dolu geldi. Sen ne getirdin? Ha bunu getirdim işte. Daha ne getireyim? Oğlum dükkanın içinde oturmaya bir şeyler getirsene. Bak dükkan bomboş ya. Oğlum arasaydın söyleseydin getirdim. Ne bileyim ya. Şu çırağı da söyle. Bak sopayla vuruyor arabaya. İnip döveceğim ha. Oğlum o çırağa dokunma. Oğlum tekere soktu lan. Oğlum şşş, lan yapma lan şşş. Oğlum. Selçuk abinin arabası bu ha. Ya kardeşim sen eski model arabaya binmişsin de yani. Bendeki BMW'yi görüyorsun değil mi ya? Çok güzel. Oğlum ben de gelirken şeyi düşünüyordum. Ben getireyim bunu. Gerçek BMW'yi göstereyim diyordum da rezil olduk kardeşim. Sen bunu nereden buldun ya? Kardeşim ben bunu yıkatmaya getirdiler de öyle takılıyorum. Yani bana çok güveniyorlar. Arabalarını falan emanet ediyorlar. Bu arabayı sana emanet edenin kafasına tüküreyim olsam. Bu ne böyle makine lan bu? Öyle deme, öyle deme ya. Arabanın parçalarını çalıp şey yani aracı lan, yıkatıp geri götürüyor. Söyleme oğlum bak çırak duyacak, ispiyonlayacak yapma. Yok oğlum o bizden. O da geçen de bir tane Ford geldiydi. Onun jantını sökmüş. Mal teneke jant takmış. Sahibi anlamaz diyor ya. Benim jantı da sökmeye çalışıyor galiba. Uzak dur lan. İrem bas geri. Yeni taktım bunları. Senin BBS'leri hızlayacak ben sana söyleyeyim. O zaman Kerem bir şey söyleyeceğim ha. Yıkatalım ya şunu. Bunu bizim kirah yıkar sıkıntı yok da ben bu E30'u biraz sürsem mi kardeşim? Çok hoşuma gitti. Bu ne lan böyle? Uçak biliyor musun? Uçak. Öyle eski gözüktüğüne bakma. Al kullan görürsün. Tamam gel hadi içeride bir şeyler falan içek de ondan sonra gezeriz biraz. Olur hadi gel gidelim. Dükkanın içi bomboş ya. Rezil olduk ya. Harbi diyorum nasıl bir dükkan yaptın olsan buraya ya. Elin dolu geldi lan. Ne bileyim onu böyle. Yakalayayım ben. Oğlum kıymalı börek aldık. İçinde kıyma çıkmadı. Bu nasıl kıymalı börek ya? Usta arabaları yıkadım. Zaten yerde oturuyor. Sen dua et. Karnımızı doyurabildik ya. Doğru diyorsun ya. Allah'a şükür. Arabalar hazırmış. Hadi kalk gel. Var ya. Cincik gibi olmuşlar lan. Siyah beyaz. Oğlum, kara melek. Beyaz yani, melek ya. Maraz oto yıkama bu işi güzel yapıyor. Kontak üstünde mi senin ya? He bıraktım nasıl olsa yabancı yer değil diye. Tamam bizimkinde kontak yok Kerem. Yani start stop var yani. Onu da sorma bana sen. Arabaya git bil. Sen beni mi eziyorsun şimdi? Allah'ım fakir. E30 getirmiş. Bir de Oğuzhan diye E30 getirdim. Lan bu ne lan böyle? Vitesi var kardeşim bunun ya. Lan bu of felaket bir şey lan. Eşekten indim ata bindim kardeşim. Arkada televizyon falan var lan. Gemi gibi bu. Var oğlum tabi. Lüks araç. Sen canını sıkma. Seninkinde radyo bile yok. Bu nasıl araba ya? Aa onda bir ses sistemi var ama var ya. Koparsın. Lan bunun sesi de güzel Kerem ha. Lan geliyor lan sesi. Vallahi geliyor mu? Gel bir camları indirsene. İndireyim kardeş. Çok... Bundaki cam animasyonu sıkıntılı ama. Ne oldu? Camları indirdik koptu değil mi? Baba diye. Çünkü bunda cam animasyonu yok. Kapattım camları. Oğuzhan ışınlandı arkadaşlar. Ya Oğuzhan abi nereye gitti? Buradaydı az önce ya. Oğuzhan ışınlanmayı buldu. Sen sıkıntı etme ya. Bu çocuk her gün yine bir şeyler buluyor. Vallahi helal olsun. Lan çırak bana çocuk mu diyor? Şimdi beni çok çalıştırıyor. Sürekli temizlik bıktım ya. Geçen gerizekalıya dedim ki arabanın içini süpür dedim. Mal elindeki süpürgeyle arabanın içini süpür. Amiral gemisiyle yavaştan çıkıyorum Oğuzhan. Hadi bakayım devam et. Bak dikkat et tamponu falan bir yerlere vurma. Hadi bakayım ben senin arkandayım. Sen rahat ol ya. Benim ne zaman kaza yaptım Gül? Sen vuracaksın lan. Bir şey yok sen devam et. Manyağa bak vurma deyip geliyor kendi vuruyor. Yabancı vurmasın değil mi? Sen vur direkt. Kır arabayı. Bu araba gitmiyor Kerem. Bu ne lan böyle? Ne demek gitmiyor? Sen onu otobanda görürsün kardeşim. Otobanda. Ya kardeşim altındaki arabadan buna bindim yani. Tabii gitmez. Kaç model lan bu? Onu bunu bilmem anlamam. Ben eşekten indim ata bindim kardeşim. Çok felaket bir durum. Oğlum dede torun ya. Harbiden çok iyi arabalar ha. Ben sana bir şey diyeyim mi? Dede tokatlar. Sonra ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksın Oğuzhan. Ulan kaç basabilir ki bu ya? Öndeki BMW daha iyi gider bu arada. Görürüz. Tamam. Belki yol tutuşu olarak ben daha iyi giderim ama alışırsın az sonra. Araba ya senin kardeşim, böyle kanına girecek kanına. Vallahi bilmem de inşallah bunun vitesi falan bir yerimize girmez kardeşim. Bu ne kadar büyük vites ya. Vites hissedeceksin abi. Oynayacağım vitesle ya. Vitesi fazla hissetme. Derinlere gitmeyeceksin Oğuzhan'cım. Sen daha batma yani. Kerem fazla derinlere inme orada sen varsın. Ya şapşik. BMW'lerle bak belki de ana! Kaçtan gidiyor lan. Şimdiden geçmeseydin iyiydi kardeşim. Hiçbir şey yapmadım bu arada. Sürtmedi bile. Ulan içimden geçti sürtmedi diyorsun. Ben galiba az önce bir kedi oldum. Kuş uçtum havalara.
doğru. Sen geldin mi? Sen geri dönme. Sen niye bana vuruyorsun lan? Aç lan camını, cibini seni. Ben sana vurmadım. Ulan onu çok sinirli sinirle bakıyorsun. Seni kim sinirlendirdi? Sen sinirlendirdin dede. Hadi lan konuşma. Bas lan hele. Üçlü araba kaldırmaya çalıştım biraz önce Kerem. Lan ne önüme kırıyorsun? Önünü kırır mı? Az önce bana vurdun. Anam. Oğlum bak arabayı düzgün sür. Bak müşterinin vallahi sıkıntı olur ha, ben sana söyleyeyim. Ulan müşterini düşünüyorsan bana takla attırmasaydın ya. Ben kimseye bir şey yaptırmadım. Arkadaşlar hiçbir şey olmadı gördünüz. Lan burada dönemeç mi vardı? Dönemeç hem de felaket dönemeç. Aman yine arkadan geçirme. Yok. Oğlum altındaki arabanın gaskosu var, muskası var, duası var. O arabaya bir şey olmaz. Onda direkt gasko yok, muska var kardeşim, ona göre. Canımdan değil, cezadan korkuyorum. Kardeş hadi bakayım. Cezadan değil, Allah'tan kork ulan. Lan biz nereye geldik Kerem? Bizi dönüp dolaştırıp aynı yerlere getirdin. Biz sanayiden çıkamadık. Harbiden ben buraları bilmiyorum ki. Sen beni geç de çıkarsın otobana ya. Bekle, ben senin önüne geçeceğim. Bekle dur. Sal beni, sal beni. Saldım abi. Seni, yapıştır. Üf, üf, gidişe bak be. Yapıştır, hadi bakayım. Ulan kasis var, yavaş yavaş. Kasisten korkması gereken o araba. Bunun o süspansiyonlarla sıkıntı edeceğin. Oha evet, oğlum bu kasis değil, ciğer sökme makinesi. Bu ne lan? Tofaşçı gibi geç oğlum, arabanın altını sürteceksin ya. Oğlum bu ciğer sökme makinesi böyle kasis mi olur ya? Harbiden abi. Hani sanayidesin ya, sanayiye böyle bir kasis yapmışlar ki tamponu bıraksın da geri yapak diye falan. Değil mi? Bir de oradan ücret alalım. Aynen öyle. O da çok çok güzel basıyor lan da böyle. Tam bu tutup pat değil mi? Lan ne yaptın? Lan Selçuk abi beni geç ya. Of Ozan ya. Allah nereye geldik böyle ya? Sen tarlada ne yapıyorsun? Çık gel oradan çabuk. O ne acemi şoförleriz. Bir saattir çıkamıyoruz. Kocaeli'ne bir girdik. Yan yan virajda battık ha işte. Oy gidişe bak be. Ay maşallah. Lan kaza geldim Kerem kardeşim ya. Oğlum arabayı boşuna getirmedim ben sana ya. Bir de diyorsun eyvallah, ki altında diyorsun bilmem ne BMW yenisi var. Cart cürt. Ulan dede tokatlar diyorum sana ya. Radara girdim. Ala. Bir şey olmaz, araba Selçuk abinin. Sen neredesin bu arada? Yetişmeye çalışıyorum kardeşim ben, ne yapayım işte. Araba yeni dedin, basmıyor. Sen neredesin? Yıkılmadım. Araba 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 araba. Lan aynı virajda aynı kazayı mı yaptık lan biz? Allah kahretmesin, mahvettin arabayı ya. Lan sen kendi haline bak, bana konuşuyorsun orada utanmadan. Ne varmış kendi halimde, uykum gel. O arabanın zaten bir uykusu var, uyuttum ama uykusunu alamadı herhalde. Biliyorum bu arabayı, in lan oradan. İniş. İniyorum lan, çok konuşma lan, cibi çekin. Hadi yürü. Allah kahretmesin seni. Lan benim arabayı kim düzeltecek kardeşim ya? Allah herkes kendi başlarının çaresine baksın, bay bay. Kerem 5'li araba kaldırırsak ne olur ya? Araba böyle yapar. Yapma ne olursun, yeter. Aa sana her şeyimi ver. Şu an 5'li kaldırdım, gel. Geliyorum Kerem. Lan makas at, makas makas. At 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 makası. Fişek misin be adam be? Ala ala ala. Oğlum fişek patladı. Lan yerin dibine girip çıkıyor bir de. Tipe bak. Allah'ını seversen ya. Airbag meyirbag yokmuş kardeşim. O arabada bildiğin bütün özellikleri unut. Tek özelliği gidebiliyor olması ya. Kerem bu makas o zaman kime gelsin? Kimseye adama girdin oğlum ya. İzliyorum buradan. Bu arada ben de kestim de Kerem kulaktan izleyebilirsin. Az önce Opel'e vurdum. Opel umursamadı bak, önündeki var ya. Adama vurdum, gram takmadı, gidiyor lan. Gece çöktü yine. Sunam uyanmaz anam anam. Yalnız Kerem arabanın yolcusu seninkinin çok iyi bu arada. Kardeşim bu nedir böyle? Kaç model lan bu? Yorulma garip Kerem. La bu deli ya. Bu deli mi? Baba 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 gidişe baba baba baba. Gidişimiz korkutuyor sen değil mi? Valla çakal değilim ama korktum Oğuzhan ya. 4 kilometre daha bas Oğuzhan, kökte. Ne oldu? Oğuzhan sen galiba gazı değil, başka bir şey köktedin ya. Ne oldu böyle ya? Bilmiyorum da seni bulamadım ben. Nereye kayboldun la? La burada dörtlüler yanıyor la. La la la. Allah kahretmesin. Kardeşim ben sürekli dört teker üstüne düşüyorum da sen niye hep ters yatıyorsun ya? Ulan Kerem telefon çalıyor. Alo efendim. Hanımefendi. Hanımefendi köprüden geçiyoruz. Çekmiyor galiba. Kerem arabanın sahibi arıyor. Ne diyor? Arabana ne yaptınız diyor. Araba artık yok deseydin. Ağzını as diyemedim. Okumuş kadın tabii. İncinmiş. İncinmişsin dedi. Köprüye bak Kerem, bu köprü var ya. La hayır hayır hayır. Olmasın öyle bir şey. Yapmayalım ne olur ne olur. Lan çok büyük. Kerem bunun plakası da yok. Kaçak mı lan bu? Bunun niye plakası yok kardeşim ya? Selçuk abi illegal seviyor. Sen sıkıntı etme. O zaman desene biraz önceki ceza yemedim radardan. Tabi oğlum, adam boşuna söktürmedi plakayı ya. Bu makaslar kime gelsin? Selçuk abiye gelsin. Burada onda Selçuk abinin anasının şey anasının harbiden neyse, oğlum dörtler yanıyor burada, ne oldu lan? Burayı koyma, atamadım makas, boşver. Bence de atamadın ama koydum. Sen neredesin oğlum? Altındaki arabanın hakkını ver, fren. Ulan altındaki araba ya basmıyor kardeşim. Motorunu ya yemişler bunu ya. Zengin züppeler motorunu açamamışlar koskoca BMW'nin ya. Bırak kardeşim, ben süremiyorum demiyorsun. Hala burada ne oluyor lan? Ula ula ula. Kardeşim burada birazcık arabalar yavaşlamış. Sebepsiz bir şekilde hepsi... Ana! Merhaba lan. Ya sonra... İyi geçti.
mi bu arada? Niye kaza yaptı oluyor ya? Oğlum senin arabanın fren testi falan iyi mi diye baktım. İyiymiş gerçekten. Güzel fren testi, var. Şoför refleksi bunlar. Hayır oğlum, onda özellik var. Normal sensörler falan var. Kaza yaptırmıyor. Bakayım güzel yaptırıyor mu yaptırmıyor mu? Lan ya. Bayağı yaptırıyor kanka bu. Hadi sen kaza yaptın kardeşim, bana niye elliyorsun? Ben ne güzel yolumda gidiyordum ya. Zaten yapmışız yapacağımızı Oğuzhan, buna mı takılıyorsun ya? Ben acıktım, evet, gel şurada yemek yiyek de ondan sonra geri döneriz ya. Acıktım zaten de, gece oldu kardeşim. Harbiden bir de konaklasak mı buralarda, ne yapsak? Ne diyorduk Kerem? Yalnızlık diş ağrısı gibiydi. Durur durur geceleri başlar. Hadi bakalım. Ah lan, o zaman tek sen başımıza rüyalara giriyoruz o zaman. Ne diyorsun? Lan Kerem, araban çok güzel duruyor ya. Vallahi iyiymiş kardeşim, şöyle bir güzelce bir yanaşalım. Ey maşallah gel, be. Dedem be, dedem. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Sen de bir şey yap. Sen de videoyu beğenmeyi unutmayın de böyle beraber bir kapat. O zaman sonuna geldiysek ne yapıyoruz? Like atmadıysak like atıyoruz. Kanallara abone olmayı unutmuyoruz. Başka videolarda göreceğiz. Kapat lan farları. Kapat. Kapat lan farları. Aferin. Ha, yine arabadan şimdi. Git içeri. Çok karışma.